Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruh Musahabe 4 Hem dini hem dünyevi bakımdan zararlı ve faydalı bazı şeyler. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Beş şey unutkanlığı artırır. 1. Eşki elma yemek. 2. Durgun suya bevletmek. 3. Ense tarafından kan aldırmak. 4. Karıncaları toprak içine gömmek. 5. Kabir levhalarını çok okumak. 5 şey göz nurunu artırır. 1. Mushafa bakmak, okumak. 2. Alimlerin yüzüne bakmak. 3. Dostların yüzüne bakmak. 4. Yeşilliklere ve akarsuya bakmak. 5. Ana baba yüzüne bakmak. 5 şey bedenin kuvvetini artırır. 1. Az yemek ve az uyumak. 2. Güzel koku sürünmek. 3. Kıllet-i cima. 4. Temiz elbise giymek. 5. Kur'an okumak. 5 şey hafızayı kuvvetlendirir. 1. Tatlı yemek. 2. Et yemek. 3. Mercimek yemek. 4. Soğuk ekmek yemek. 5. Ayetül Kürsi'yi çok okumak. 10 şey ömrü uzatır. 1. Sadaka vermek. 2. Çok dua etmek. 3. Ana babaya itaat etmek. 4. Gece namazına devam etmek. 5. Seher vaktinde istiğfar etmek. 6. Kuşluk namazına devam etmek. 7. Kur'an okumak. 8. Allah'ı çok zikretmek. 9. Başını gül suyu ile yıkamak. 10. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek. On şey çabuk ihtiyarlatır. 1- Ayakta su içmek. 2- Gece yarısı su içmek. 3- Yenlerini sıvamadan yüz yıkamak. 4- Kesreti cima. 5- Muhasama esnasında konuşmak. 6- Avret yerine bakmak. 7- Gündüz çok uyumak. 8- Ölüye bakmak. 9- İçki müptelası olmak. 10- Asılmış adama bakmak. İmam Fahrettin Razi tefsiri kebirinde naklettiği bir hadisi şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sirvalini ayakta sarığını oturarak giyene Allah devasız dert verir buyurmuştur. Sirval, seravil, ayağa giyilen şey demek olup pantolon ve şalvar için kullanılır. Emirül Müminin Ali kerremallahu veçhe şiddetli bir hastalığa tutulduğu vakit Vallahi ben koyunu sürüsünden ayırmadım, sirvalimi de ayakta giymedim, kalem yongası üzerine de oturmadım. Ya Rabbi bu elem bana nasıl geldi demiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Misvak kullanmaya devam ediniz. Çünkü onda on haslet vardır. 1. Ağzı temizler. 2. Rabbin rızasını kazandırır. 3. Melekleri ferahlandırır. 4. Gözleri kuvvetlendirir. 5. Dişleri beyazlatır. 6. Diş etlerini sertleştirir. 7. Dişle diş etleri arasındaki pasları giderir. 8. Yemeğin hazmını kolaylaştırır. 9. Balgamı keser. 10. Melekler misvak kullanan kimsenin yanından ayrılmazlar ve namazının ecri kat kat verilir. Ali Kerramallahu veçhe demiştir ki, Uzun ömürlü olmak isteyen sabah yemeğini erken yesin, akşamı da iyice acıkınca yesin, fazla ağır elbise giymesin, hem sıhhatli olur hem borcu az olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hak Teala Hazretleri dört şeyin hikmetini dört şeyde gizledi. 1. ilmin bereketini üstada tazimde. 2. imanın bekasını evamir-i ilahiyeye tazimde. 3. Hayatın dirlik ve lezzetini valideyne ihsan ve itaatte. 4. Nahardan necatı da halka ezayı terkte gizlemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dünyanın kıvamı dört şeyledir. 1- Alimlerin ilmi, 2- Sultanların adli, 3- Aniyanın sehaveti, 4- Fukaranın duası. Şunlar ubudiyet alametlerindendir. 1- Manaya sarılıp davayı terk etmek. 2- Mevla'ya muhabbet. 3- Hudutları muhafaza. 4. Ahitlere vefa. 5. Mihnetten şikayet etmemek. 6. Nimete erdiğinde masiyete düşmemek. 7. İbadetlerinde gafleti terk etmek. Hadisi i Kutsi'de şöyle buyurulmuştur. Ya İsa, Melaike-i Mukarrebu'nun efsafına sahip olmak ister misin? Şefkat ve merhamette güneş gibi, ayıpları örtmekte gece gibi, tevazu ve mahviyette yeryüzü gibi, Hilimde meyyit gibi, cömertlikte nehirler gibi ol. Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh şöyle demiştir. Karanlıklar beştir. Bunlara karşılık beş de sıra ağaç, kandil vardır. 1- Dünya muhabbeti bir karanlık, Allah'a ibadet ise o karanlıklardan kurtulmanın siracıdır. 2- Günah bir karanlık, tevbe ise siracıdır. Üç, kabir bir karanlıktır, kelimeyi tevhid ise siracıdır. 4. Ahiret karanlıktır, salih ameller ise siracıdır. 5. Sırat karanlıktır, yakin ise siracıdır. Ömerül Faruk radıyallahu an der ki, Kendisinde beş haslet bulunan kimse Said'dir. 1. Her an Cenabı ı Hakk'ı zikreden kimse. 2. Bir belaya duçar kılındığı vakit canı gönülden inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebilen kimse. Bir nimete nail kılındığı vakit elhamdülillahi rabbil alemin diyen kimse. Bir şeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyen kimse. 5. Kendisinden bir günah sadır olduğu vakit İşlediğim bütün günahlardan Allah'a istiğfar ederim diyen kimse Sa'id'dir. Osman Zinnureyn radıyallahu an şöyle demiştir. İbadetin tadını dört şeyde buldum. 1- Allah'ın farz kıldıklarını edada. 2- Allah'ın haram kıldıklarından 3. Allah'ın rızasını gözeterek emri bil maruf yapmakta. 4. Allah'ın gazabından sakınarak nehyanil münker yapmakta. Yine Osman radıyallahu anı dört şey vardır ki bunların zahirleri fazilet, batınları farizadır. Bunlar 1. Salihlerle beraber olmak fazilet, onlara iktida farizadır. 2. Kur'an okumak fazilet, onunla amel farizadır. 3. Kabir ziyareti fazilet, oraya hazırlanmak farizadır. 4. Hasta ziyareti fazilet, vasiyet etmek de farizadır. Ömerül Faruk radıyallahu anh der ki: 1. Bütün dostlara baktım, içlerinde dilini tutmaktan eftal dost görmedim. 2. Bütün libaslara baktım, İçlerinde veradan güzel libas bulamadım. Vera, haramlardan çok sakınmak. 3. Bütün mallara baktım, içlerinde kanaattan eftalini göremedim. 4. Bütün taamları tattım, içlerinde sabırdan tatlısını bulamadım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Hastaya istediğini vermekten sakınmayınız. Belki şifası o istediği şeydedir. Yine hastalarınızı yiyip içmeye zorlamayınız. Allah onları yedirir ve içirir.